Bugün farklı bir uyarıda bulunmak için sizlere, daha doğrusu kumar oynayan herkese kısa bir nasihat videosu hazırlamak istedim. Kumar oynamayı kendine bir hayat felsefesi edinmiş bireyler maalesef kendilerini yaptıkları yetmemiş gibi bir de peşine binlerce insanı arkadaşım, dostum diye tanımladığı zavallı masum insanları da takıyor. Kanala henüz abone değilsen bu mücadelenin bir sosyal sorumluluk mücadelesi olduğunu bil ve kanala abone ol. Bizler sesimizi daha fazla insana ulaştırmalıyız ve daha fazla kişiye yol yakınken erişmeliyiz. Kumar borcun varsa ve felaketi kendine yaşattıysan ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. İşte bu felaketleri daha fazla kimse yaşamasın diye verdiğimiz bu mücadele küçük de olsa meyvelerini veriyor. Beni dinleyen kazanıyor, içinden gelen o tatlı mesajları dinleyenler maalesef ömürlerinden çaldıkları bu süreleri daha da uzatıyorlar. Şimdi konumuza geçelim. Bana gelen hikayeler doğrultusunda yaptığım analizlerde gördüğüm en net tablo, birçok insan kumara maddi imkansızlıkların yanında bir arkadaş tavsiyesiyle başlıyor. Bakın güzel kardeşlerim, bir insanı eğer öldürmek istiyorsanız ve gareziniz varsa onu bilemem. Ama dostum veya arkadaşım diye bildiğiniz insanlara kumarı göstermekle bir hayatın daha içine ettiğinizin farkına varmanızı istiyorum. Bir hayat, yanlış duymadınız. Yaşadığınız bütün olayları net bir şekilde biliyorsunuz ve acıların tarifini kendiniz dahi veremiyorsunuz. İster dost olsun, ister düşman. Kanımca bir insana kazandığınız kuponları göstermek, yasa dışı bahis siteleriyle tanıştırmak, kumarı ek gelir kapısı gibi göstermek o insana yapacağınız en büyük kötülüktür. Bakın böyle bir senaryo ile karşıdaki insanın hayatını berbat edeceksiniz ve ömrünün sonuna kadar o kişi size beddua edecektir ve bunun vebaliyle siz de ömrünüzün sonuna kadar yaşayacaksınız. Arkadaşlar, herkesin kumara tepkisi farklıdır ve kumar bir bağımlılık sorunudur demiştik. Siz sevdiğiniz bir arkadaşınıza eroin kullanmasını tavsiye eder miydiniz? Bu da buna benzer ve tamamen aynıdır. Bazı insanlar hiç tanışmadığı bu dopamin seviyelerine sizin vesilenizle tanışıp hayatlarının felaketini yaşıyorlar. Ondan sonraki süreçte o insan da senin gibi ömrünün sonuna kadar bu illüzyonun esiri olup zaten hali hazırda güzel giden hayatının bir nevi içine etmektedir. Bak güzel kardeşim, kupon kazanabilirsin. Anlık kazançların olabilir ve bu işten köşelik dahi olabilirsin. Ama şunu unutma, beyin her insanda olaylara ve maddelere farklı tepkiler verir. Kumarı tavsiye ettiğin arkadaşın eğer bu duruma meyilli ise işte orada o insanın günahına girer, eğer biraz vicdanın varsa da yaptığından ömür boyu vicdan azabı yaşarsın. Sen zaten hayatını yakmışsın. Hatice'ye değil neticeye bak güzel kardeşim. Anlık kuponlar kazanmış olabilirsin. İki kupon kazandığında gaza gelip kimseyle paylaşma. Eminim o iki kupon öncesinde ya araban gitmiştir, ya evin gitmiştir, ya ciddi bir borç batağının içindesindir. Kumarın kazananı her zaman uzun dönemde kasadır. Bunu hiçbir şekilde aksini iddia edemezsiniz. Çünkü en baba kazanıyorum diyene bile gidin bir bakın, genele vurduğunda ciddi bir boyutta zararları vardır. Madem düzelmek istemiyorsun ve bir sistem bulmuşsun, sözde senin işine yarayan, başkalarını alet etme bu kirli tuzağa. Aileler yıkılıyor, hayatlar sönüyor. Kimisi bu senin yaptığın marifet yüzünden canına bile kıyıyor. Yapmayın güzel kardeşim, yapmayın artık. Sokun o kuponlarınızı bir tarafınıza ama kimseyle paylaşmayın ve kimseye kumar iyi bir şeymiş gibi anlatmaya çalışmayın. Bunun böyle olmadığını siz daha iyi biliyorsunuz ve aynı şeyleri neden başkasına yaşatmak istiyorsunuz? Sadece o insanın hayatına değil, o insanın çoluğuna, çocuğuna, ailesine, annesine, babasına veya canına kastediyorsunuz. Bu basit bir şey değil, bu gerçekten böyle. Daha fazla hayat vermeyelim bu kumara. Yaptığınız hata olabilir ama bu hata sadece sizinle kalsın ve sizinle beraber çözülsün. Kimseyi bu oyuna alet etmeyin arkadaşlar. Her şeyi geçtim, kumar cidden hayat bitiriyor. Farkında değil misiniz arkadaşlar? Sabah akşam aynı şeyleri yapıyorsunuz. Aynı heyecanlarla başlayıp
aynı hüsranlarla bitiriyorsunuz. Bütün gününüz harap oluyor. Bütün gününüz telefon başında gözlerinize, sağlığınıza, stresinize, her şeyinize zarar veriyorsunuz. Ve işin sonunda ciddi maddi bunalıma giriyorsunuz. Çünkü her atağınız size bir borç olarak geri geliyor. Ve siz bu borcun ödeneceğinin farkında bile değilsiniz ve ödemek zorundasınız. Dolayısıyla kaçış noktası bulamıyorsunuz. Bakın, yeni başlayacak her insan bunu bir şekilde deneyimleyecektir arkadaşlar. İlk etapta belki sizin gazınızla gelip bir iki kupon yakaladıktan sonra aynı sizin yolunuzda devam edecektir. Ki birçok insan da hep bir arkadaş tavsiyesiyle başlamış ya da arkadaşından görüp ya da ortamın içinde sürekli kumar konuşulduğu için başlamış. Şimdi sizi o hikayelerden kesintilerle baş başa bırakıyorum ve gerçekten rica ediyorum, bir insanı öldürün ama kumarı tavsiye etmeyin. Hayırlı günler diliyorum.